Herkese merhaba. 8. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali'nin yönetmen söyleşileri bölümüne hoş geldiniz. Bugün festivalimizde en iyi kurgu adaylığı bulunan Bulak adlı kısa belgesel filmin yönetmeni ve yapımcısı Evrim İnci var. Bugün kendisiyle kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evrim, öncelikle hoş geldin. Tebrik ederim. Merhabalar. Çok teşekkürler. Öncelikle sana şeyi sorarak başlamak istiyorum. Yönetmenliğini yaptığın pek çok kısa ödüllü belgesel var. Belgeselle ilişkini merak ediyorum. Kısa belgeselle ilişkini nasıl tanımlarsın? Belgesel türüyle ilgili neler söylemek istersin? Tabii ki şöyle, aslında bunu iki parçaya ayırabiliriz. Lisans döneminden yaklaşık işte yüksek lisans dönemine kadar daha geleneksel yapıda ilerleyen belgeseller çekiyordum. Bunların süresi daha uzun oluyordu bugünlerde çektiğim filmlere göre. Daha sonra şöyle bir şeyi fark ettim. Aslında bazı hikayeler var. Bu hikayeleri uzun uzun anlattığımızda hiçbir değeri yok. Ama kısayken çok değerli. Bu sefer şöyle bir şey evirdik. Kendi ekibimizle bizim kendi tarzımız olarak adlandırdığımız, belki daha modern belgesel anlatısı diyebiliriz ya da kurmaca belgesel anlatısı diyebiliriz. Farklı farklı zamanlarda gerçekleşmiş, gerçekliğinde hiçbir problem olmayan olayları biz tek bir potada eritip daha etkileyici bir şekilde sunma meselemiz var. Ben şu an bu gelenekselden buna aslında geçiş yaptım. Muhtemelen festival için çektiğim belgesellerde bundan sonra da bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum ki işte ekibimizle yeni bir projemiz de var keza ve onda da Bulak benzeri bir kurgu, anlatı yapısı, içerik yapısı gibi ya da belki kamera dili gibi konularda benzeşecektir diye düşünüyorum. Sadece hikayeler farklı. Şimdilik şöyle bir durumum var. Ben bir yandan da bir TRT belgesel kanalında çalıştığım için her belgesel tarzında aslında işler izlemek zorunda kalıyorum. Kimi televizyonda çok iyi izletiyor, kimi festivalde çok iyi izletiyor, kimi internette çok iyi izletiyor. Aslında meselemiz şu an şöyle bir şey. Yani festivallerde mutlaka yarışsın. Ama biz uluslararası standartlarda işte izleyici toplayan platformlarda, buna işte Vimeo diyebiliriz, YouTube diyebiliriz, en çok sayıda hani izleyiciye erişebilmek ve bunların mümkün olduğunca yabancı olması ve işte bizlere mesaj atmaları aslında. Yani siz bu filmi nasıl yaptınız dedikleri an aslında bizim, benim veya kendi ekibimin mutlu olduğumuz anlar. Evet, festivalde olmak çok güzel. O zaten her zaman bulunmak istediğim bir alan, ama bir yandan da böyle işte bu modern yapıdaki, belki de işte dünyanın evrildiği bu internet ortamında, sosyal medya mecralarında da yaptığımız işlerle fark edilebilmek. Tabii bunun neden belgeseli seçiyoruz? Aslında diğer popüler konular, belki kurmaca, belki işte viral olaylar, vloglar çok daha değerli kalabiliyor sosyal medyada. Biz bunu belgeselden yapalım istiyoruz. Çünkü belgesel çoğu zaman, çoğu yerde ikinci sınıfa atılan bir konu olabiliyor. Çoğu zaman, hani tırnak içinde, bazı yerlerde değil ama bazı yerlerde olabiliyor. Bunun aslında bir yandan da bir belgeselci olarak farkındalık yaratmak aslında meselemiz. Kısaca böyle bir cevap verebilirim. Bilmiyorum, kısa aslında biraz uzun oldu ama yeterli olduğunu bilmiyorum. Yo, çok enteresan noktalara değindin gerçekten. Bir de Bulağı izleyen izleyiciler de fark edecektir. Gerçekten farklı bir estetiği var. Farklı, örneğin stok videolar yer yer, fotoğraflar ve farklı pek çok görsel materyali bir araya getiriyorsun. Ve çok farklı bir kurgu estetiğiyle ortaya enteresan bir çalışma çıktığını düşünüyorum ben de. Dolayısıyla bence çok enteresan bir cevap oldu. Teşekkür ederiz. O zaman biraz şeyi de sormak istiyorum. Yine böyle çok değinilmemiş yerlere parmak basmaya çalışacağım. Bu projede hem yapımcılık hem yönetmenlik yaptığını görüyorum jenerikte. Öyle bir bilgi gördüm. Kısa film yapımcılığı konusunda ne düşündüğünü bir merak ediyorum. Bu bakış açından bahsedebilirsen. Bir de bir projede hem yönetmen hem yapımcı olarak var olmak, iki şapka birden takmak. Hani bu ikisinin birbiriyle ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Ama temel olarak kısa film yapımcılığı, belki belgesel film yapımcılığı hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Mutlaka. Geçen sene belki izleyicilerimizden Enis Manaz'ı tanıyanlar vardır. Abella'nın Yolculuğu diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bir filmimiz var. Enis Manaz onu ortaya çıkardığında hikaye olarak bana teklif etti yapımcılığı. Yapımcı olur musun, yapımcım olur musun ve ne katabilirsin?
Burada şöyle bir, aslında ben de ilk kez böyle bir şey denemiştim. Ben Enis Manaz'a, ben ona Enis abi diyorum şu an bu saatten sonra, öyle devam edeyim. Enis abi olarak devam edeyim. Daha rahat olacak benim için. Ben Enis abiye şey dedim. Sen yönetmenliğini yapabilecek tüm doneleri topla, tüm kararları ver. Geri kalan her şeyi bana bırak. İşte oyuncunun giyeceği kıyafetten mekan çekimine, fon bulmadan işte ekipteki eksik kişiyi tamamlama. Mesela bizim hayalimiz şeydi, set fotoğrafımız olsun ama dijital olmasın. Analog olsun. Bunu mesela biz yine işte oyuncumuz Melisa'ya danışarak, senin böyle bir arkadaşın var mı diyerek de onu bu şekilde çözdük. Yani aslında hayalimizde bir film çekmek var ama bunun arka planı da başka hayallerle dolu. Yani işte analog fotoğraflar, Senegal'e benzeyen bir kasaba lazım mesela bize. Dedim ki ben onu bulurum Türkiye'de. Çünkü işte sahilleri geziyorum vesaire. Aslında böyle küçük çapta bir yapımcılığa giriş yapmış oldum. Yine aynı ekiple Burdur'a gittiğimizde Bulak'taki Valit'le tanıştık aslında ama dil problemimiz vardı. O İngilizce veya Türkçe bilmiyor, biz de Arapça bilmiyoruz. Ben ikinci sefer Burdur'a gittiğimde, bu sefer bir artık çevirmen tırnak içinde diye adlandırabileceğimiz birisini buldum. Aslında ya da bir fixer diyebiliriz yani. Valit'in bir arkadaşı ama İngilizce de birazcık Türkçe biliyor. Dedim ki ben Valit'le bir şey çekmek istiyorum ama şimdi siz okeyseniz ben filmi planlamam lazım. Burada çünkü mekanlar önemli, işte stoklar önemli, kurgu ekibi önemli, bir sürü detayı var bu işin hani bildiğimiz üzere. Tek başıma aslında bu sefer yürüttüm. Bir yandan da şöyle bir şey, aslında bu kadar da büyük bir projeyle başlamamıştım fikir olarak. Daha sonra işte kendimi kattım hikayeye, dedemi kattım hikayeye, kuraklık geldi, göçmenlik geldi. Derken işte stok videolar geldi, fotoğraflar geldi derken birazcık daha kafam büyüdü. İşte bütçesi de arttı. Onun için Burdur'da birkaç, bir hafta kadar işte ön araştırma zamanım oldu çekim öncesinde. Orada Burdur birazcık daha işte İzmir gibi, İstanbul gibi şehirlere göre çok daha küçük olduğu için şey şansım çok daha fazlaydı. Kişilere erişme, izin alma ya da destek bulma şansım çok fazlaydı. Bir şekilde onu çözdüm. Yani yapımcılık kısmı şöyle. Yani yönetmenliğini evet ben yaptım ama şimdi yapımcılıkla yönetmenliği ayırmak gerekiyor birazcık. Yapımcı birazcık daha yönetmenin sanki benim gözümde işini çok kolaylaştıran, mümkünse yaratıcı süreçlere dahil olabilir ama yani yönetmen o istediği özgür alanı tanıyan kişi aslında. Burdur'da benim yapımcı bulabilme ihtimalim yoktu. Çok kısa bir sürem vardı. Kendi yapımcım, yani bu filmin yapımcısı olma fikri aslında oradan doğdu. Yani bir yandan da Burdur'a çok hakimim. Bütün her şeyi ben ayarlayabilirim ama yönetmen bulamam bu sefer de çünkü yine zamanım yok. Zaten filmin yönetmeni ben olmak istiyordum. İkisi bir arada buluştu. Yani mesela bundan sonra şu an mesela yeni bir projem var. İşte Kültür Bakanı'ndan destek aldım. Ben yönetmeniyim. Bu sefer yapımcısı mesela olmayı düşünmüyorum. Bunun sebebi şu. Bir başka yapımcı bize ne katar? Bunu öğrenmek ve daha sonra tekrar ben bu yapımcılığa devam edeceksem en azından ben farklı kişilerden yapımcılık tekniklerini de öğrenmek istiyorum aslında. Keza işte Türkiye'de bilinen birçok yapımcıyla da böyle zaman zaman iletişim halindeyiz. Ne katıyorsunuz? Nasıl bir dahiliniz mevcut gibi. Kısaca yine böyle cevaplayabilirim. Evet, teşekkür ederim. Bir yandan da aslında bu projenin ortaya çıkış aşamalarını, oyuncuyla nasıl bir iletişim kurduğunuzu da birazcık anlatmış oldun. Onunla ilgili de bir iki sorum vardı. Ama çok kapsamlı bir cevap oldu yine. Peki şeyi merak ediyorum. En iyi kurgu ödülüne adaysın şu anda. Filmin kurgu dili de farklı bir şeyler denediğin, aslında çok da alışık olmadığımız bir belgeselde karşılaşmaya çok alışık olmadığımız, en azından geleneksel izleyicinin bir kurgu dili olduğunu söyleyebiliriz. Biraz bu kurgu aşamasından, kurgu anlayışından bahsedebilir misin? Belki biraz renk ve ses düzenlemelerinden de bahsedebilirsin post prodüksiyonla alakalı. Şöyle en baştan geleyim. Yine kendi ekibimi burada dahil etmek istiyorum işin içine. Görüntü yönetmenimizin bir katkısının olması gerekiyor. Yani bir yönetmen sadece kararları veren kişi değil. Bir yandan da diğer ekipteki tüm arkadaşlara özgünlüklerini, yaratıcılıklarını gösterebilecekleri bir mecra tanıyan bir ortam. Yani Enis abi ve benim için geçerli bu. Bu aynı şekilde kurgu için de geçerli. Biz bu filmin kurgusunu Zoran Furkan Cömert yaptı. Şöyle bir iletişimimiz var Furkan'la. Ben diyorum ki benim hayalimde böyle bir film var. Ama benim hayalimdekinden bir öteye taşımak senin görevin.
Yani bunu sen yapabilirsin bence. Ben sana çok güveniyorum. Sen beni şaşırt. Bu aslında onun da bir baskı yaratıyor bir yandan. Bir yandan da kendisini geliştirmeye de neden oluyor aslında. Ve ben de şeyi bekliyorum. Yani kafamdaki hikaye, kafamda ben filmi çekerken her şey canlanıyor zaten mutlaka. Ama Furkan ne katabilir? Yani ben orada kendimi çektiğimde, dedemin fotoğraflarını koyduğumda ya da Valid'i bir şekilde benzer açılarda çektiğimde görüntüler kafamda evet var ama Furkan buna ne ekleyecek? Şöyle bir şeyimiz oldu. Ben görüntüleri Furkan'a verdim. Furkan yaklaşık işte bir hafta üzerinde çalıştı. Dedi ki, affedersiniz, seninle buluşabiliriz. Buluştuk. Ben yine birkaç revize verdim ama dedim ki finalde bu kurguda son kararı sen ver istiyorum. Çünkü bir yandan da senin filmin bu. Yani evet tamam yönetmeni ya da yapımcısı ben gözüküyor olabilirim ama biz buradaki işte mesela bu festivalde benim filmim aslında Furkan'ın yaptığı başarıyla yani başarılı bir kurgusuyla ödül aldım. Hani Furkan'ın da burada önemli bir yeri var. Tabii renk ses kısmına şöyle gelebiliriz. Biz belli bir çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçevede işte filmimizi çoğu kişi daha önceki filmlerimizde, Enis abinin filmlerinde dahil olmak üzere analog makinayla mı çektiğimiz, 8 mm, 16-35 mm ile mi çektiğimiz gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Bu aslında keşke yapabilsek dediğimiz bir şey ama şu an maddi sebeplerle bunu çok yapamadığımız için dijitalde çektiğimiz bir şeyi o görüntülere yaklaştırmaya aslında çalışıyoruz ve hedefliyoruz. Burada bazı aslında şeyimiz var, öykündüğümüz diyelim daha doğrusu, filmler oluyor. Bunları nereden buluyoruz? Bilmiyoruz, Stefflix platformundan aslında. Burada belgeseller izliyoruz, kurmaca filmler ya da animasyon ya da deneysel fark etmiyor. Onlardan, aa evet bu taktik çok iyiymiş dediğimiz bazı şeyler oluyor. Onları not ediyoruz. Bu tabii film yapma sürecinde, evet böyle bir şey de kullanılabilir. Bakalım biz bunu bu şekilde yapabilir miyiz? Gerçekleştirebilir miyiz dediğimiz anlar oluyor. Burada aslında şey, hani Furkan kendi yaratıcılığını konuştururken bir yandan da benim ona önerdiğim şeyler var mı? Ben görüntüde bu film gibi bir şey istiyorum, bu dilde bir şey istiyorum, bu hızda bir şey istiyorum diyorum mutlaka. Ama mesela o hangi görüntünün neden oraya geleceğini tam da ben karar vermek istemiyorum. Zaten aslında şöyle, bir de işte en başta birazcık değindim. Yani bizim belgeselimiz o anı yansıtmayan aslında bir iş. Yani şöyle, göç kısmında çok yansıtmıyor. Yani 2015 yılında gerçekleştiğini söyleyip bitiriyorum aslında ben oradan meseleyi. İklim krizi evet gerçek ama Valid'in bizim tarlada şu an çalışmadığını söyleyebilirim ama çalışanlar oldu mu? Evet. Yani çok göçmen çalıştı. Çalışmak zorunda kaldı. Çünkü işte klasik ülkedeki problemlerden ötürü ekonomik daha az aslında ücret almalar. Onları bu işte Türkleri buraya yönlendiriyor. Onları da tabii çekici hale getiriyor. Yani Valid şu an okuyan, işte lisesini bitirip üniversiteye hazırlanacak bir çocuk aslında. Onun tabii ki başka problemleri mutlaka vardır ama bu kurmacalık aslında bir yandan bizi şeye itiyor. Yani kurmaca filmlerden de öykünmeye itiyor. İşte belgesel yapıyoruz ama bir yandan da bir kurmaca da çalışıyor gibiyiz. Sözün özü böyle bir şey söyleyebilirim. Yani bir analog filmler gibi, eski dönem filmler tarzında bir film hayal ediyoruz. Bunun hikayesini birazcık kurmaca kuruyoruz ama finalde görüntüye ya da seste ya da kurguda ekip arkadaşlarımıza bırakıyoruz o ses tasarımını ya da görüntü tasarımını. Çünkü onlar bizim ekibimizin çok değerli parçaları. Bu arada şu an Furkan Almanya'ya transfer oldu. Güzel bir şirkette kurgucu olarak çalışıyor. Yani belki de bulağı göstererek bile işe girmiş olabilir. O kadar detayını bilmiyorum ama Türkiye'de de çok bilindik, popüler videoları var. Böyle sosyal medyada fenomen olmuş. Yani hızlı kurgu günceli yakalamak adına birazcık daha değerli aslında bir yandan. Evet. Teşekkür ederiz ayrıntılı cevabın için ve ekipteki diğer kişilerin de paylarına özellikle dikkat çektiğin için. Son olarak Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali izleyicisine, festival takipçilerimize söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı acaba? Tabii ki şöyle, aslında bu kadar kaliteli kurmaca filmler varken bazen belgeseller böyle çok geri planda kalabiliyor. Ben
Sanırım şu an çok az belgesel var. O belgesellerden birinin yönetmeni olarak festivaldeyim. O yüzden önce tüm festival çalışanlarına, tüm işte emeği olan herkese teşekkür etmek burada önemli. Daha sonra aslında bu söyleşiden izleyenler olursa bu söyleşiden yola çıkarak belgesel anlayışını aslında bir yerlere dönüştürebileceğimizin sinyallerini veriyorum kendi iklim adına da. Belgeselle ilgilenen izleyicilerimiz varsa klasik belgeselin yanında artık yeni yeni şeylerin de türediğini, üretildiğini görmeleri bizim için değerli. Çünkü ülkemizde güncel uluslararası sinemayı, belgesel sinemayı yakalamak zorunda. Yani 1980 yılı yapımları tarzında şeyleri yapmaya, kaliteli şekilde yapmaya mutlaka devam edelim. Ama yeni şeyler de deneyelim istiyoruz biz. Belki de bizim ekibimize birileri katılır ya da bizlere yazacak birileri olur, kendi fikirlerini paylaşacak birileri olur ya da sadece izleyici olarak yine belgesel adına yeni şeyler düşünmek isteyen birileri olur. Hani her zaman iletişime de açık olduğumu belirtmek isterim. Her zaman yardım edeceğimizi de ekip olarak bildirmek isterim. İyi seyirler dilerim. Umarım çok güzel bir festival olur. Ki daha önceleri hep öyle olduğunu duyduğum için şu an çok daha rahat. Umarım güzel geçer. Çok teşekkürler her şey için. Ve sana da çok teşekkürler bu arada. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha adaylığını ve festival seçkini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve tüm izleyicilerimize, festival takipçilerimize güzel bir festival diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.